Herkese selamlar, sevgiler, arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator roleplay bölümüyle karşınızdayız. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, bugün Barışan ve oğlum Björn'le birlikteyiz. Ağlar hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Hoş Selamünaleyküm. bulduk. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar, bugün maalesef bayrağım yok. Biraz hasta. Yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu aralar ben de biraz hastayım. Herkes biraz hasta arkadaşlar. Bu mevsim değişikliği biraz sarstı. Bugün arkadaşlar roleplay'de Ağustos ayına geldik. Ağustos ayında sadece mısır işlemimiz kaldı arkadaşlar. Yani sılaj işlemimiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, sakın ha demeyin ki 2000 yılında o sılaj makinesi yoktu falan. Hani oyunda, hani bu var elimizde, mecbur bunu kullanacağız. Uyarladık, öyle değil mi Ağlar? İdare edelim Aynen öyle. arkadaşlar. Şimdi ekipteki kardeşlerimiz de okula başladı. 2000 dönemine ait bu, sadece traktörün arkasında sabit durup mısırı elimize kesip traktördeki sılaj makinesine, elimize verdiğimiz sılaj makinesini yapacaktık ama okullar açıldığı için kardeşlerimiz de okula gidiyor. Okulunuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Okullar açıldı diye üzülen kardeşlerim, bizim moralimizi bozmayın. Hayata atılınca okulu özlersiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın, like'lar azaldı. Bol like bekliyoruz ve abonelik. Hadi başlayalım. Özellikle de yorum arkadaşlar. Özellikle de yorum. Hadi başlayalım. Hop birader, ne yapıyorsun sen orada Ana, ya? sen ne yapıyorsun lan? İyi, para çekmeye geldim ya. Aa, ben de alışverişe Dur, geldim. Muhtarı gördüm de bir. kooperatife gittik. Ana, bu ne lan? ATM için bir yön yazıyor ya burada. Ya yalan atıyorlar. Ne Dur demek bakma, yalan şifreye atıyorlar? bakma, şifreye bakma. Şifreye dur bakayım. Bir, Kaç para iki, üç, çekiyorsun? dört. Kaç para çekiyorsun lan? Ya 3-5 milyar bir 3-5 şey. milyon. Aha, muhtar almış ya makineyi. Selamun Bu ne aleyküm. böyle? Aleyküm sen muhtar. Bak bak. Bizim oğlanın adını ATM'ye yazmışlar Allah aşkına. Hani nerede? Aha bak. Arkadaşlar, yapmadık zannettiniz değil mi ATM'yi bir yön için? Lan dillere destan oldum ben. Ne Arkadaşlar. hatimdeymiş. Para gelmişken bir Gösterme beni, muhtar gösterme maaşımı kendim. çekeyim bari. Dur. ATM'ci bir yön Kendim. spamlarını bekliyoruz arkadaşlar. Buradan bir 500 lira yatmış olmuşlar. 500 lira. Ben muhtar maaşını mı çekiyorsun lan? Tek Daha adam tamam, maaşını. görmeyeceğiz. Bak kelin yukarı çıkmış. Bak sakin Sen ne ol. yapıyorsun oğlum burada? Çünkü kele Kerim ATM'nin üstüne çıktı. Şimdi de oraya mı çıktın? İn lan aşağı. Oğlum Yaprak bu atacağım, dur kere lan. sığdıramıyoruz hiçbiri ya. Oğlum ATM'ye ne yapıyorsun Marıcan? Dur Tövbe aldım. tövbe. Hadi gidelim, Hadi hadi gidelim. gidelim. Şimdi arkadaşlar, Bu sılaj belli bir süre, bunu fazla durduramayız. Bak neyi Muhtar, götürüyorsun? önce benim tarlaya gidek la. Tamam, sıkıntı yok. Hepimiz yapacağız İyi işlerimizi tamam hadi. orada. Hadi gidelim. Abi Aa, önüme yavaş düşün. çarpacaksın, arabaya çarpacaksın. Görüyorum, görüyorum. Biliyorum, yarışıyor mu Bak lan? neyi havaya kaldıramıyorum. Evet. Traktör düşüyor. Evet mi? Bak şimdi Muhtar, beni takip et. O taraftan gitmeyeceğiz. Arkadaşlar, bu arada kooperatiften kiraladı Barış'am. Kooperatifimiz Şu zaten araç vardı. sistemi tutayım ben. Çiftçiye İkisinin evine mazot gelen 1000 kazanır. lira. Sayın Başkan Vural Üzül'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Videolarını izleyen arkadaşlarım, lütfen bizden selam götürmeyi unutmayın. Sağa dönün, sağa dönün. Dur ben geliyorum. Dur yolcu. Barış'am biz gidiyoruz. Sen 6 saat gelemezsin. Bekle lan Aynen. diyor. Nasıl bilemem? Ana, Yüzüğüne burada bak. haç Niye varmış. Bunu bekleyeyim silelim. abi? Ben arkadaşlar elde Bekle de yarış yarış yapalım yapmıyor da. muyuz kardeş? Yarış yapıyoruz işte şu an. İyi de oğlum, başlamadık ki daha. Allah. Evet, başlamadık. Notarın önü yine kalabalık ya. Burası da emlak arkadaşlar. La bekle Aha beni. makinenin Allah. Ya oğlum, bu Broadway bir şeye çarpıyor ama neye çarpıyor Ya bilmiyorum abi ya. kaza yaptı Ragnar ya. Bak, bir şeye çarpıyor oğlum, bir şeye durup dururken Broadway. Yalan konuşma. Vallahi billahi bir şeye çarpıyor ama neye Sen çarptığını tarlaya mı bilmiyorum. gidiyoruz direkt? Yo eve Ya gidelim. arabalarla gidek tarlaya, aynen. Direkt benim tarlaya gidelim. Millet Sonra ben ne İ8'e gidiyor. yapacağım, sulacı yere mi boşalt? Oğlum Bir şey benim diyeceğim bestecim la, yok. benim İlgini o boşaltabilir misin? tahtalarla birlikte sulacı alır mı acaba? Sen Düşünmedim de ya. neden remote Tahtalarla yardım mı indireceksin? İsteyeceksin. Tabii ki de remork yardım isteyeceğim oğlum. Öyle öyle sırayla yapacağız da, hepsi bütün sıraçları. Nasıl yapacağız Ama başka bir, bu türlü? arada ilk kez ağır bir yüke koşacağım traktöre. Ne yapıyorsun la? Eve gidiyorum. Buradan mı gidiliyormuş? Evet. Sen Ana. kaza yaptın ya şurada kardeş. Aa Hiç yanına gidecektim. evet. La oradan Direkt düz yol gitme, yol gitmiyor kötü muymuş ya. lan? İleriden bir U dönüşü yapacağım Barış'a. Oraya Kim? sen. Ben miyim? Ha, sen nereden geliyorsun ki? O diğer yoldan geliyor galiba abi, o. Barışan Ben hadi normal yol dönüşü geliyorum. yapıyorsun, sen git direkt tarlaya gitsene. Ben gidiyorum mu? Kaç numaraya gideceğim? Sen direkt benim tarlaya git bakayım. Benim tarlam 11. 11 numaralı tarlaya git abi. Önce benimkini bir aradan Bilmiyorum. çıkaralım. Bakkala da gelen Şurada. giden yok. Arkadaşlar bu Anon arada, dövdüğümüz yerde. aynen bu arada arkadaşlar, bir önceki bölümde herkes maşallah, ne istiyorsunuz lan benim bakkalımdan? Sat bakkalı al bir içeride öyle, sat arabayı al bir içeride öyle demişsiniz. Ayıp değil mi arkadaşlar? İyi. Herkesi bakkaldan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Ağlayayım mı Bakkal yani? kapamalı. Allah, arabayı cızdım. Arabayı cızdım bir ön. İyi. Şu traktörü. Alışkın zaten senin araba. Ben araba Burak var. zaten gidecek ya. Ne yapacaksın? Benim Burak arabam var. da biliyorum 96 model ha bu.
Yani pahalı iyi bir fiyata satarım ben bunu. Sakalı. Hadi oğlum, bismillah. Oğlum bunu aldık da inşallah bu traktör çeker mi? Niye lan? Çekmezse benim... Nasıl çeker var ya bir de. Çekmezse benim 80-66'ya takarız ağam. Hayırdır yani. 80-66 kim 54C varken? Aha 54C kim lan 80-66 varken? Ortaya bir yem attık hemen geldiniz. Ya 120 beygir yapmışsın motorunu. Torklu motorunu. Nerede 120? Egzantrik var birader. Yem kulünü aldım. Daha ne istiyorsun? Ya bir tek tork bende yok ya. Niye doldurmuyor la? Arkadaşlar niye doldurmuyor mazotu? İlla bu taraftan mı dolduracak acaba? Oğlum bu mazotlar benim değil mi? Benim hariç mazotum Allah yok. Allah aşkına 54C'ye gidip vaziyetime bakar mısın? Oğlum niye doldurmuyor mazotu? Allah aşkına 54C'ye gidip vaziyetime bakar mısın? Allah Allah. Niye doldurmuyor? Mazot onlar... doldurmuyor la. Şey benzinliğe gitsene, benzinlikten al. Nerede benzinlik? Hemen şeye camiye doğru git. Oraya çıkışta camiye geçtik sonra. O zaman küçük bir tane benzin şeyi var, pompa var. Tamam ağam. Hemen abi, alacağım. Abi Allah aşkına şu 54C'ye gelir misin? Ne oldu oğlum? Kafayı yedim. Ece şey mi yaptı? Sen bir gel gör. Yine mi Ece sıkıntı yaptı? Sen gel gör halimi. Tövbe estağfurullah, yine mi Ece'nin bacakları kalkmıyor? tabi. Sürüye sürüye getirsene bu tarafa. Ece'nin ya bacakları. Sen bir gel diyorum. Geliyorum ya. Geliyorum tamam, in de anam. İndim zaten. Nerede ATM cibiyor? Oğlum bu ne lan? Ragnar Lothbrok, ben sizin tavlanızdayım efendim. Oğlum o remork bug'a girmiş. Tamam ha, bekliyoruz. Arkadaşlar bu remork bug'a girmiş. Lan! Yine bir farming şaşırt. Vallahi da farming yine şaşırtmıyor ki bir roleplay yapak. Ayağını açsana şunu, ayağını açsana, açık değil. Allah Allah ha. Tamam. Oğlum dur dur. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım ha. Al oğlum şimdi gelip. Şimdi tak onu. Ya yemin ediyorum arkadaşlar şu oyunun bug'ları vallahi bıktırıyor insanı ya. Vallahi bıktırıyor abi, bu ne ya? Hadi bismillah. Neye o lan Barış'a? Acayip çekiyor. Vallahi mı? Lan mısırımı boşa çarpma. Yok lan yapmadım. Sadece 4, 5, 10, 20 tane sıra yaptım. Yeter. Yeter. Tabi. Çok istedim lan, az bir girdim şöyle baktım, iki sıra döndüm. Oğlum bu petrol nerede la? Ya bu küçük bir şey, o tarlalara dönmeden sonra ya. Benzinlik arama, benzinlik arama. Şey. Buradan geçtik. Tam yani roleplaylik. Vallahi mı la? Hiç evet, görmedim ha. Benzinlik yok, şey yok. Bir pompası var ya, oksun var sadece. Nerede sol tarafında o? Olacak. Bir tara tarlalara doğru geliyor, sol tarafı. Geliyorum ama kiminin hoşuna geliyorum, kiminin zoruna da nerede? Tamam işte ileride solda abi. Azam devirmedi. Traktör devirmeye gitti. Dön sola. Sola mı? Oradan aşağı mı ineceğim? Hayır yavrum ya, dur bekle ben. Hemen yoldan dönünce orası. Şura mı la? Bakayım. Gördüm. Otogaz 24E diyor. Anam bu ne? Arkadaşlar. Tam olaya bak. Vallahi da billahi tam roleplaylik ha. Bekçisi nerede? Arabası da var. Gel. Arabası var. Güzel mi güzel. Şoförümden var. Ay oğlum, Allah. Ben ne yapıyorum vallahi, ya? Dilim kopaydı be. Arkadaşlar bakın, okul bahane etmeyin. Abonelikler için, video beğeniler için okulu bahane etmeyin lütfen. Rica ediyorum. Dayamayacağım. Ne oluyor lan? Seni döverim çocuk ya. Ah birader, bakmadan geri geldim. Arkasına Barış Ağam'ın remorkunu da taksaydın ya oğlum. Yahu hadi be, hadi be. Ne kadar kibar hadi be diyor. Hadi be. Yok geri mi? Allah geri mi gidiyorsun lan? Evet. Bakın benim kel katlamak hızdırmayın ha. Geliyorum Barış Ağam, geliyorum. Ha şey diyordum. Vallahi arkadaşlar herkes bir çer döveri almamızı istemiş. Alacağız inşallah. İnşallah. Alacağız ya. İnşallah yani, maşallah yok alacağız. Anlaşırsak, paramız yeterse bakalım duruma göre. Bir de tek başına hani arkadaşlar ben bu işin içinden çıkabileceğim mi bilmiyorum. Köylüyle de konuşmak lazım. Muhtar hani bir anons geçecektim. Muhtar borçları getirsinler diye ya. Ne zaman anons geçeceksin? Onu ben anonsu geçtim. Sen uyuyordun. Neye gidiyorsun? Lan toptancı. Geçtin mi anons? Abi tabii. Nasıl bir anons geçtin lan? Bakkala gelen yok, bırak borcunu ödemeyi. Ya o artık senin meselen. Bakkal. Artık hiç gelen yok arkadaşlar, bu ne ya? En azından bir tane daha anons geçeriz ona dedi. Ah Bayro, en azından bin bir takla atıp çeşit isimlerle geliyordu. Kandırırız milleti, satacağız diye. Diyor. Burada birinin köpeği var, ezdim haber olsun. Diyor. Herkes Kapçık Sinan'ını çok beğenmiş oğlum. Bayran'ın o ismini. Konuşmak istemiyorum. Niye susuyorsun oğlum? Konuşursam ağır konuşurum. Konuş bakayım. Ağır konuş. Ağır. Kaç kiloydu bu? 300. 300 mü? İyi 300 tabii. Kiloyu 3 kişi kaldırabiliriz oğlum. Millet baksana tuhaf şeyler ekmişler abi. Ağırlığımı kaldırabilir misin kardeş? Senin ağırlığını her türlü kaldırırım ben kardeş. Neredesin lan Barış abi? Tehdit ettim. Allah da bekliyorum. Geliyorum. YouTube 55 Ragnar izliyorum. Vallahi abone lan. Olan bunun yorumlarını abisi daha yakışıklı. Seksi abisi ben var. Ben de Ragnar ve Barış'ı izliyorum. O da farklı oyunlar atıyor ağlar. Konsim atmıştım.
Ha arkadaşlar bu arada bir şey göstereceğim. Bakın tarlanın sürüm tekstüresini yine değiştirdim ben. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hani bunun kararını siz verin hükmünü. Güzel mi değil mi? Eskisi mi daha iyi, bu mu daha iyiydi diye. Sürüm tekstüresini böyle yaptık. Oyunun orijinalini eskisi, kullanamıyoruz biz. Eskisi diyenler bir, yenisi diyenler iki. Allah. Ya eski yeni diye yazın işte arkadaşlar. Önceki halini diğer videolarımızda görebilirsiniz. Aynen bir önceki videoda. Ana Muhtar. Oradan niye görüyorsun? Hemen bir yandan gelsin. Oturdu mu gitmiyor. Ay yapacağın işe. Vallahi oturdu gitmiyor. Beni bir arkadan ittir kaktır ya da önden bir şey yap lan. Dur hayda. Halat malat yok mu ya? Halat malat halat yok. Halat yok da bir burnuma dokunsan beni az ittirsen. Ben de kaldım. Aman abi aman. Hayır remorku çıkar, remorku çıkar. Şimdi ya. Kurtar takma geri, takma remorku. Abi hiç gitmiyor. Aha tamam tamam tamam. Nereden gideceğim? Ya olan atlamı sana mı vereyim ya? Düz yaptım arkadaşlar da göstereyim. Nereden gideceğim lan? Abi de terleri açtın ha. Hemen dön hemen dön. Dönüm abi ne oldu? Açsana. Ne açayım oğlum? Yürü ab. Barış abi bu arada hayatında görmediğin taklaları senin Remork gördü haberin olsun. Neyi? Hayatında görmediğin taklaları senin Remork gördü diyor. Bak yürsene lan. Ben de bir değişiklik görüyor musun? Ne yapıyorsun lan? Bak bu tarafa dönüyorum. Değişiklik kafasına görüyor musun? Aa saçları boyamış. Bıyıkla saçını boyamış. Lan ne adam. Uyarlanmalarını yak hadi. Abi neyle boyadın? Neyle boyadım? Ev, şurada boya boyadım, buldum artık boyadım. Neyse bu oğlum, emir boyası mı? Ayakkabı boyasıyla boyadım ha. La kaçta gidiyorsun la? Yavaşta kaçta ya gidiyorsun? 20'yi de gidiyor. 20 ne oğlum? 12 yap. 12 yap abi. Yürü. 12 mi 10 yapayım? 10 mu? Hadi 11 diyeyim aranızı bulayım. Dur dur bekle lan ben ayarlamadım. Yürü yürü yürü. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Ona onun aralarından dökülmesin. Bilmiyorum ne kaç ton alacak. Dökülmez dökülmez daha. Orada çuval takılı aralarında. Buranı da giydirdik arkadaşlar. He deyin he. En azından yine. Naylon he. Naylon serdik naylon. Lan ne güzel doluyor Barış'ım. Allah aşkına. Şöyle alsak. Şöyle de bir arkadaşlar Discord'da çekip çekip atıyorum bu fotoğrafları. Alıyor hala. İyi iyi alıyor Barış'ım. Şeyle birlikte. Lan bırakmıyorsun değil mi lan? Lan ne bırakması? Sırayı şaşırdı. Ooo aslan oğlum Björn geldi. 10 numara biçiyorum oğlum. Şöyle bir. Björn bir solu selam geç oğlum. Aleyküm. Öyle kal fotoğraf alacağım lan yanımızda git yeşil. Kaçta gidiyoruz? Allah kahretmesin. 10'la gidiyoruz oğlum. Vallahi çok iyi be. Arkadaşlar gerçekten çok iyi değil mi? Ben... Diğer kanalımıza da arkadaşlar Snow Runner'ı böyle traktörlü modlu falan her türlü videolar geliyor onu da izlemeyi lütfen. Çok bir de şey var izleyen. Arkadaşlar Profesyonel Farmer diye bir oyun varmış. Bunu yorumlarda çok yazıyordunuz. Dün akşam oyunu aldık Steam'den. Onu da ikinci kanalımızda oynayacağız bakalım. Fizikleri daha güzel olduğu söyleniyor. Biz de ufak bir inceledik beğendim hoşuma gitti. Lan Björn kara çocuğa beyaz kıyafeti çakışmamış daha. Aaa benim... Allah. Oğlum dalga geçtiğimiz, benim Titan'la dalga geçiyordunuz. O Titan'ı giymişsin oğlum. Ben karıyım o yüzden. Yani oyunda. Duydunuz arkadaşlar kendisi dedi. Çiğne. Dirgen yok mu ya bunda? Oğlum sana ezilmez lan. Ezilir niye burada ezilmez? Burada ezilmez. Ben ezeceğim bak. es. Ben de seni kafanın güneş geçmiyor ya. Param. Ya ben şey açacağım ya. Diyor. Adam kapıda motora beni. Burada adamın kafayı ezeceğiz mi lan? Bunu var ya çift çeker. Kara kafasını alacağım. Ya ben şu Ahmet Usta'ya şey yaparım ya. Söylerim pancarını ezdik diye. Benim arkadan gel de fazla ezmeyin pancarını. Allah doğru diyorsun la. Bir dünya laf yapar şimdi. Bir tane çalsam ayıptır mı? Adam baksana ot bile yok ya. Björn bir iki tane sök de suda kaynatır yeriz lan şeker pancarını. Evet. Üstüne şekeri döktün mü? Yürü abi yürü. Şekerin üstüne de şeker dökersin. Şeker pancarına şeker atıyor güzel oluyor. Yavaş git yavaş git. Yüzde kaç oldu? Yürü. %73 oğlum al gel. Bu arada getirirken acaba çeker mi falan diyordum ya abi. Abi 70-56'dır baba. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bir sesi var acayip güzel ya sesini. Ya remork çok tatlı değil mi? Onu bunu bırak da. Gerçi her işe yakışmıyor mu Barış abi? Odun remorkumuz da var. Değil mi? Evet odun çok... remorkumuz da var tabii canım. Ama her işe yakışmıyor mu bu remork? Saman tahtalı olan var ya saman tahtalı olanı alır mı? Saman tahtalı olan alabilir abi bilmiyorum. Denemek lazım. Ona da bir da onu traktör çeker. Traktör çeker çekmesine de. Bizim öyle bir remorkumuz yok. Björn 96 oldu paşam. Hop 98-99. Ben gidiyorum Mıktar. Tamam hadi uğurlu olur. Ben burada gidiyorum. Hızlıyımdır bu aralar. Şöyle attıralım. Onu sabitle Björn. Abi. Gidiyorum canım. Sayın Mıktar'ım adam pancardan dolayı laf yaparsa sen hallet bize yönlendirme ya, tamam. Tam arkamızdaydı. Sen ne yapıyorsun yeğenim? Ne yapıyorum da lan? Vallahi ordusuna öyle dimdik gidiyorsun. Benim önüm sıra gitseydin ya. Mısır'ı mı ezdiğim? Ben adama derim. Ben de Björn ezmedik derim. Evet. öyle bir dünya yok. Öyle bir yani dünya yok. Çalabilirim ama ezmedim yani.
Nereden gidiyorduk? Biz de böyle bir delikanlıyız, hayırdır? Ya ezin adamı lan, bir de boşuna yanımdan gelme. Bir örmeni satmaz muhtarım. Satmazsın değil mi oğlum? Satarım. Oo, satar mısın? Bile satar. Ah be. Yazıklar olsun. Seni evlat diye bağrıma bastım lan ben. Dur bir anda. Yavaş bir anda. Hemen acele acele gidip geliyorum ağam. Sılacı ağır değil zaten. Kaç ton şu varmış? Şu ağacı biliyordum ya. Ha, 4 ton varmış. 4 tonu böyle rahat götürür galiba arkadaşlar ya. Götürür mü? Götürür galiba. Bu arada yorumlarınızı okuduk arkadaşlar. Yani 80-66 12+12 vitesmiş. Doğruymuş. Öyleymiş Barış abi. Oha. Barış abi burayı nasıl şey yapacağız? Öyleymiş. Ya o yorumları gördüm. Ederiz. İnşallah yanlış görmemişim. Ne oldu lan? Ne öyle bir şey yok. Ne anlatıyorsunuz orada? Hiç. Kesinlikle ne? Milletin pancarını ezmiyoruz şu an. Yapmayın oğlum, yapmayın. Bak ben öyle az önce... Yine bak, yine bak. Ben az önce... Valla Barış abi gideceğiz şimdi. Ben parmak uçlarında yürü, hatıraları yanmasın. Bir attır baba. Arkadaşlar oraya kesip TikTok atmayın ne olur, rica ediyorum. Valla yapmayın. Ne olur. O TikTok'ta akım var ya bir ör, tüh. Keşke demeyeydim ya. Bas Barışan, bas. Dur Biyon, dur. 20 ile giden bir işte. Biyon ne durumda lan dolumun? Yetişebilir miyim ben? Daha ilk romun %60'da oldu. Oha. Senin remork kaç ton? 6. Arkadaki remork, Barış abi senin remork kaç ton lan? Ben bilmiyorum. Ben bilmez. Allah ben size. Sadece sürer. Biyon arkadaki ne? Öne onu doldurmuyor. Hemen geldik. Uzaktan git, tadilime girme. Doldurmuyor oğlum. Petrol yalnız benim de hoşuma gitti beyler. Niye doldurmuyor bu? Aa, adamın ne güzel kovanları var la. Arkadaşlar bu harita harbiden çok güzelmiş ya. Bu haritanın yapımcısının gerçekten eline koluna yüreğine sağlık. Harbiden, sabit. Harbiden yapmışlar ya. Sen döktün mü? Neyi la? Neyi ben döktüm mü? Hadi hızlı gitmeyeceğiz ya. Öndekini atıyor. Tamam, yok arkadakini işte, atıyormuş. Arkadakini atıyormuş abi. Ona da almıyor. Ne oldu la? Devam et. Dibime girme. Orada ne oldu orada? Böyle gel. Az kalsın çarpıyordum. Şöyle gel abi. Arkadaşlar gerçekten hani roleplay'e öyle bir alıştım ki gerçek kapımın önüne, evimin önüne geliyormuş gibi hissediyorum bazen ya. Valla bura benim evim diyorum ya ağalar. Ölüm geçtikçe daha da biz benimsiyoruz. Evet, güzel insan olur. İster istemez benimsiyor. Ben burayı benimsedim valla. Burası benim evim. En güzel yerim. Şurayı hemen... Gidiyor bu ya. Bunu hemen park etmem lazım arkadaşlar böyle. Gidiyor. Allah. Ne yaptın canım? Elim kaydı. Allah Allah. Bunu çakma. Yıkamadan vermeyek abi bu makineyi. Ya oğlum. Yok bu makineyi böyle yıkamadan verilme. Muhtar nasıl biyon, anlaştıysa biyon, öyle. Sen dibime girme biyon. Biraz mesafe bırak. Heh, gel böyle. Bu mesafe değil. Gel. Sabit de. Biyon benim eve dökeceksin ha. Unutmuyorsun değil mi lan? Yok ne alaka. Ne demek? Mesela. Senin mısırın var mıydı la? Vallaha mı? O zaman evet. Senin slajerin de yok değil mi? Var. O zaman o iki remorku götürelim yardım ettiğin için. Senin olsun. Aa. Abi yardım ediyor da. Keşke 20 tonluk remork. Şerefsiz. Oo. Barışam çöpün aralar ne varsa yolla. Alıyorum bir tane bile bırakmıyor. Arka şeyi kapatmamız lazım arkadaşlar. Lan Björn oğlum. İki remork daha veririm oğlum sen yeter ki iste ya. Allah oo, Allah. Dök abi dök. Şey olur ama kıskanır Muhtar. Muhtar kıskanmaz. Muhtarın zaten var ya oğlum slajı. Muhtar niye kıskansın? Dök babaş dök. Biz niye kıskanalım? Biz yolumuzdayız. Altından slaj görünüyor. Niye? Bu köye daha bir sürü yenilik getirdik. Dök abi dök. Hadi siz gidelim. Yeter. Paradan haber verin. Parayı verin. Ben bir şu tahtayı Alanya'ya gittim. Tekrar takacağız Bakan, arkadaşlar. Alanya'dayım. Alanya'dayım. Fakir köpek. Tahtayı da taktik. Abi %95. Geliyorum oğlum 96. Geliyorum. Let's go arkadaşlar 97. Koş. 98. 2000 şey 42 bin abone olmadık değil mi biz Barış abi? Ne? Olamadık ya. Doğru. Niye olamadık? Çok doğru bir soru. Çok güzel bir soru. Ne olamadık arkadaşlar? Ayıp arkadaşlar çok özür dilerim. Bir yudum içecek içtim. Genzime gitti ölüyorum. Çok özür dilerim. La bekleyin beni geliyorum. Seni şeyine Snowrunner. Snowrunner. Arkadaşlar bu arada Snowrunner demişken canlı yayında bir Snowrunner oynamışız ekiple. Evet. Öf. Mükemmeldi ya. Mükemmeldi. İzleyici de mükemmeldi. Arkadaşlar ikinci kanalımıza attığımız part 1'in part 2'sini canlı yayında oynadık. Ya var ya gülmekten yani öldüm resmen gözümden yaş geldi. Gerçekten uzun aynen. Zamandır öyle güldüğümü bilmem ya. Hele Biyon yaşa gidin bir sağa gidiyor bir sola gidiyor traktörü yolda. En sonunda yükü bırakıp da traktörü. En sonunda hükümetin. Arkadaşlar bu arada bu videoyu izlediğiniz akşamı Snowrunner'da jiplerle bir offroad yapacağız. Traktörlerle değil de jiplerle. Yayına gelin. TikTok 55 ama abone olmak şartıyla. Şimdi geleceğiniz. Abone oldular canım o konuya girmeye bile gerek yok. Yani tekrar abone. Tekrardan halledeceğiz yani.
Offroad yapacağız. Aynı yerde mi gitsek acaba, yoksa Alaska'da mı yapsak la offroad? Karlı. Bu burada bir deneyelim bence. O yayında yaptığımızı deneyelim diyelim. Ama o bence Alaska'da da sarar ha. Ya Alaska'da sarar da orası da çok iyi. Abi sen niye bir yanlış yollardan giriyorsun ya? Kim la? Sen. Yo, doğru yoldan gireceğim. Buranın kapısı yok diyeceksin. Yo. Ya abi Allah aşkına. Yok paşam, buradan sola dönüyor. Evin yanından geçiyorsun ya burada. Ben hep bu yolu kullanıyorum tatlım. Uzatıyorsun işte yolunu. Vallahi mi? Diğer üst yoldan mı gelmem lazım? Haritaya bir aç bakayım, ben nereden çıkmışım gelmişim. Dur bir daha açayım. Oradan gitsek daha mı kısa? Tabii. Ama paşam o arada yol geliyorum. Yok ki. Yazılık var. Hayır var. Var mı? Yol olmaz mı abi? Tabii var. Allah Allah oğlum. Aksı kıracaktık senin yüzünden ya. Sen kıracaktın, ben kırdım galiba. Neyse, yapacak ciddi bir şey. Ciddi mi lan? Gelemediniz alıştım. Be. Allah. Daha ne buradan şey ya. Yapacağız arkadaşlar. Mıktar Barışam'ın tarlasını da sılajlayacağız. Sılajı da Allah nasip ederse bugün bitireceğiz değil mi Mıktar'ım? İnşallah bitireceğiz. Bitirmemiz lazım. Gel. Makineyi yerdik. Geldim Mıktar, geldim. Sen makineyi bir gününe diye mi aldın? Ya Allah. Bugün yetmesin, yarına halledeceğiz işte. Geliyorum Mıktar. Geldim. Çalıştırıyorum. Çalıştır, yürü. Işte. Yürü Mıktar, yürü. Ne yapıyor? Mazota takmış yemin ediyorum. Stop etmiş motoru ya. Ya kim artık la? bir sıkıntı oldu. Barış abi, o traktör de yakıyor mu ki la? Yok yani, artık geçmiş ol. Şu ana kadar kaç defa? Lan lan kaç defa yaktı? Yakıyor diye açık mı bıraksın? Daha iyi kişime koşuyorum tabii. Hop ağır ol. Full'ü kaç abi, kaç litre alıyor full? Benim 7000 oğlum. 7000 şey mi? Mi? Mazot mu? Barış abi kaç, evet, litre alıyor en fazla? Benim 73 litre alıyormuş oğlum. 200 mi? 80 litre alıyor tam. Kaç alıyor bu? Kaç litre yakmış Barış? 200 mi oğlum? Lan 64 litre var işte. 16 80, litre yakmış. 16 litre yakmış. Gene iyi lan. Vallahi iyi yakıyor. Londra'yla şimdi. Şu anda benimki saatte 30 litre yakıyor lan. Oha. Görünmeyen mazot deposu var bende herhalde. Büyük ihtimalle. Öyle bir şey mi olur lan yoksa? Bak, Mısır tekstüresi muazzam. Traktörlerimiz muazzam. Sevgili izleyicilerimiz muazzam. Çok güzel bir RP oldu bu ya. Şu ana kadar ki. Atanlar ayrı bir muazzam. Baksana. Barış'ım. Evet. O kabin iyiymiş lan. Ben de bir kabin taktırmayı düşündüm. Ne yapıyorsun la? Ya şurada bir taş var. Taştan şey yapmayın diye. Aman abi sıradan kurban olayım. O kabinden ben de mi taktırsam acaba? Kabin çok iyi ya. Çok ya aslında oldu. Ben satıp şey almayı ya, düşünüyorum ha. İyi oluyor. Sıcaktan koruyor. Kirim yanmıyor. Bunun kara kafa çift çekerleri çıkmış. Biraz pahalı ama onu almayı düşünüyorum. Yok, daha başka planlarımız var. Hani ilk ben traktör değiştirecektim. Ne oldu size? Nerede? Barışan değiştirdi oğlum çoktan. Manyak mısın arana sen? Hayır hayır. Hani bana laf yaptınız ya. İlk ben değiştireceğim. Sen batacaksın. Sen batacaksın oğlum. Benim dedemin paraları varken ben batmam. Ne kadar parası var lan bu dedeye? Bitmedi mi? Deden öldü oğlum. Evet. Kefenin cebinde mi? Cebi mi var? Bir altın dişleri var. Mezardan çıkarıp bir onlar kaldı. Ana dedesinin abi altın dişleri mi var? Diyor. Aldım. Bir operasyon yok. Bir operasyon var bu gece. Aldım diyorum, hala operasyon. Aldın mı? Var. Oğlum ha, sen ne açgözlü adamsın la. Teşekkür ederim. Nasıl kıydın lan? Aslında Kerpetin ben ya kıymadım. Onu da kim kıydı? O kadar lan bir şey oldu ya. Bir örneğin itirafları arkadaşlar an itibariyle. Suçumu itiraf ettim az önce. Evet ya, polis. Ya. Alo polis. Anladın. Düzlemek için yaptım, oraya aldım. Ha tamam. Git tamam, git Diyarbaşa gir, git bırak. Gel. Alıyor mu? Yok. Yo, atmıyor. Diyor neredesin İyi oğlum? Kaldım. Ben daha yeni eve geldim, boşaltıyorum. Oha %68 oldu lan. Durma. Neredesin durma. Diye ne bak? 2 romu doldurdum, eve gittim anca geldi. Lan bunu. Geliyorum ha, geliyorum. Devam. Devam et tamam, durma. %75, 76 oldu. Baba manzara ke. Ya Barış abi, sen bu romu niye aldın? 3700 oluyor bu ya. Bu nasıl bir romu? O ne demek lan? Muhtarın 3700 litre oluyor. Ama sıfır aldı oğlum adam. Ne iş yapıyor ki? Ne tarlası var oğlum? Adama yetiyor. Bana yetiyor mu? En güzeli benimki vallahi de billahi. Tahtaları takıyorum abi. Mis. Biz de gidiyoruz işte böyle. Barış abi. Evet. Liftomatiği düzgün çalışıyor mu la onu? Hiçbir sıkıntısı yaşamadım şu ana kadar. Vallahi ama benimki arada takılıyor ya. Mis gibi sıkıntı. Kaldırmıyor yok bazen. Benim kazadan sonra traktörüm düzen tutmadı ha. Bu ömürlük evet kullanacaktım da beni bir iki sene daha önce ya binerim ya artık binmem. Bileyim, bir çekiciyi de sanayiye falan da götürmedik. Ömürlük mü kullanacaksın? Direkt olduğu gibi kaldırdık. Demek ki orada bir hasar aldık. Arol! Hadi gidelim. Abi T8 kaç modeldi? T8 ne oğlum? Diyorum, o ne lan? İçine yapıyorsun ya. Vallahi da billahi bir alıştıramadık biz seni ya. Ya. Şuradan mı gideceğiz lan? Bir haritaya bak bakayım, doğru mu gidiyorum ben? Oğlum da yol. Doğru mu gidiyorum? Hayır, yanlış gidiyorum. Sağa döneceğim. Yine mi yanlış gidiyorum ya? Nereden sağa gideceğim oğlum? Gideceğim. Arkadaşlar. Sağdan yoldan gideceğim. Biz sılaj işlemimizi bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, sılaj işlemlerimiz bitti. Ben de şimdi sılajı eziyorum. Daha
kaç saattir ez. Arkadaşlar %93 oldu. Daha barışağımı yeni bitirdiler arkadaşlar. Ben birkaç tur attıktan sonra ben buraya geçeyim diye geldim. Allah yardımcın olsun abi. Ben daha %1, %5 ileri geri. Barışağım yardım lazım mı? 95. Lan niye konuşmuyor? Barışağım. Mikrofonunu kapattı büyük ihtimalle. Yanında birileri var galiba. Barışağım lojmanda kalıyor arkadaşlar. O da arkadaşlar oluyor bazen. Yanına gelip bir şey diyorlar. Tamam oğlum. Akşam oldu ya. Artık şu işleri bitirsek de kurtulsak. Ağustos 2. Çifti süreriz ya Björn. Yapacak yani, bir şey yok. İş kalmadı. Arkadaşlar yok. Kalan işler sadece çift kaldı. Bu seneyi de tamamen. Ben sıracım ediyorum. Niye konuşmuyorsun lan? Bir mikrofon sorunu yaşadım. Geldim. %100 oldu arkadaşlar. Oh be. Oh be. Çukur. Tamam. Kapat lan. Ben gidiyorum tarlamasına. Lan R'ye basmıyor lan o. Sen... Diyor R'ye basmıyor. Bir gelsene benim çimliğe. Senin basıyor mu R'ye? Allah. Bu da random at. Güzel basarım. Allah Allah. Benim çimliğe geç oğlum. Bir R'ye yap bakayım. Lan R'ye yapmıyor lan. Hah, eyvallah oğlum, yok, teşekkür ederim. Eyvallah. Bende varmış abi re. Var mıymış sende? Bende re yok, bir yönde re var. Şu pulluğu alayım da barışam. Ne kendi çiftinde ya. Sana yardıma geleceğiz mi biz? Ben bir akşamüstü çiftine gideyim mi? Sen işine bak ya, ben hallederim. Hadi bismillah. Biz çifte gidelim arkadaşlar. Akşam üzeri serin serin. Hatta... Benim bir şey kalmadı, daha %10 oldu. %10 mu oldu? Yani kalmış %90. Kalmış %90, sen de haklısın ha. Konuşurken %2 daha gitti. Hadi gidelim biz çifte. Björn sen ne yapıyorsun oğlum? Bulduğu takıp geleceğim ben de işte. Bugün biraz sürelim de akşamın serinliğinde, yarın komple çift şeyi bitiririz. Ya, yanı yok. Şu ekim... Kapkar oldum. Arkadaşlar mevsimsel verime göre ekimler hangi ayda gerçekleşiyor bir bakalım. Buğdayı Eylül'de ekiyormuşuz. Arpayı Eylül'de ekiyormuşuz. Konola Ağustos'ta ekiliyormuş. Ondan sonra çim yapmamıza gerek yok. Mısır yapmayacağım benim zaten. Var. Senin çimin var mı? Ben orayı bozdum. Yok lazım bana. Ben de bozdum. Şurayı baktım. Ben bir yere çim ekeceğim mecburen. Çünkü hayvanlar çok yiyor. Soya fasulyesi ne zaman ekiliyormuş? Tabii iki tane hayvan var ya. Nisan'da. Valla ben buğday ekeceğim, ağlar bu sezon. Arpa da ekebilirim. Buğday mı? Aynen. Arpa ekeceğim ben de ya. Bir iki tarlama arpa, bir tarlama yonca. Yonca. Yoncayı büyük tarlaya ek bari lan. Bir daha şey yapmazsın. Sıkıntın olmaz. Tabii düşünüyorum. Para olacak mı? Gerçi ineklerin sütünü satıyorum, bayağı büyükmüş. Kış kaç oradan? Biz var ya Ağustos 2'de her ay 2 gün ya. Ağustos 2'de bütün çifti bitirmiş olmamız lazım beyler. Çünkü Eylül ayında ekimleri yapmamız lazım. 2'ye geçmişti, 2'de bitmiş oldu. Nasıl? İki, Ağustos'un 2'sinde bitmiş oldu. Aynen Ağustos'un 2'si. Evet bir gün daha var. Yani yarın bitirmiş olmamız lazım. Yarın Ağustos'un son oluyor. Bitiririz. Bu ne oğlum, az bir mazot aldım 1300 lira ya. Bu ne abi? Çok para, çok para. 2002 yılı gelse de şu sıfırlar bir atılsa. Milyonlardan, 100 bin liralardan. 2004 gelse de Kurtlar Vadisi gelse. Hop. Kurtlar Vadisi kaçıncı bölümdesin lan? 85. Oğlum ben 30 küsürüncü bölümdeyim bir ör. Kurtlar Vadisi'nde Büyük İskender Polat'ı kaçırmış. İskender büyük ama yorgun. Polat kurtuldu. Büyük ihtimalle yeni sezona. Daha önceki bölümde sezon finali olmuştu. Büyük ihtimalle yeni sezon orası. Abi şey düşünüyorum. Böyle çok heyecanlı yerlerde bitiyor bazı bölümler. Ulan bir hafta nasıl beklemişler bu insanlar diye düşünüyor insan. Helal olsun, sabır varmış demek ki. Vallahi da billahi. Mecbur bekliyorsun sen bizi izlerken. Ki Björn. Abdülle ile Erhan vuruluyor böyle şeyde. O karı vardı ya, bir tane Rus karı. Erhan'ınki. Oha sen ta neredesin? Ulan. Yok. Önceki şeyi anlatıyorum. Abdülle ile Erhan vuruluyor. Sanki gerçekmiş gibi bölüm bitiyor. Diğer bölümü bekleye akşam olur. Ya ben... bir hafta geçiyor. Bir hafta millet onu bekliyor. Bir de ben var ya öyle bir sabırsızım ki. Tam böyle bir olay olacak tamam, hani baskın maskın veya racon macon. Araya Polat'ın babası giriyor. Allah'ım kanser oluyorum. Ya da başka bir hastane sahneleri geliyor. Tık 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 ileri. Veya iş adamlarının sohbeti giriyor. Bir sarıyorum var ya ileri, görmen lazım. Parmağım nasıl ekranı kıracak. Abi böyle bir şey yok ya. O zamanlarda öyle bir şey yoktu abi. Ana niye çarptım la? Onun günü de perşembe akşamları mı? Evet. O günlerde erken hayat duruyordu ülkede. Lan oyun bıktım senin bakından yemin ederim ha. Vallahi bıktım senin bakından oyun. Kapıya girdi kaldı. Lan! Ya yatacağım yine. Gülme. Ben gülüyor mu? Oğlum bu sıvacı elme ezme ne kadar zahmet. Abi ya. Siz yaparken ben boşuna mı ezmeye geçtim, siz bitirirsiniz orayı diye. Ah ulan. Yakıt kalmadı lan. 10 tonçuk bir silajım var, 10 tonçuk. 10 ton mu? Sizden çalarım artık. Satarız oğlum yine. Ben bir dahaki sene silaj mıraj yapmam ha. Ne yapmasın? Silaj yeter bana. Silaj falan yapmam, bu silaj yeter bana. Vallahi ben şuraya... Allah yamuldu tarla. Benim silajım da bana yeter ya. Tohumluk ekebilirim, tohumluk mızır da silaj ekmem.
Arkadaşlar tekrardan tarla tekstüresini göstereceğim. Aa, GPS'e verince çap gidiyor lan diyor. Tekstüre nasıl yapılır onun videosu da kanalımızda var arkadaşlar. Şunu 15 gazda gidiyor demişsiniz de arkadaşlar siz gerçek hayattaki çifte. Gerçekte 15'te mi gidiyormuş? 15 gazda sürüyor falan demişler de ben de 15 gazda gideyim o zaman. 15 gazda devam ben de no, gerçekte hiç yaşamadığım için oyunda 20 ile gidiyorum, 20 ile devam. 20 ile mi? 20 ha. Çok değil mi oğlum? Yeni 15 sanki çok az. Yeni tekstür hakkında... Siz mısır yerlerini mi sürüyorsunuz? Ben mısır yerini süreceğim, buradan buğday yerine geçeceğim ha. Ben buğdayı direkt. Ya ulan. Ben dedim ki size çok kaldı dedim. Bunlar ne lan? Ah miktar ah. Bunları bir tur daha atsak var ya Björn, en azından burayı sılaj yaptırıp kendine götürsen ineklerine var ya bir aylık yiyecek sılajı var. Ya o da kurdun kuşun hakkı boşver o kadar. Lan bu kadar da kurdun kuşun hakkı olmasın la. Öyle öyle olur. Björn lan bura benim değil mi lan? Ha benim tamam. Bir korktum arkadaşlar bir tırstım. Hocam senin tarla bayağı büyük ya. Björn benim o tarafta da tarlam var değil mi lan? Evet ama bir dakika. Lan GPS gibi gelmişim mübarek gibi. Şuraya bakın arkadaşlar gülmeyin bana lan ne gelmişim lan Björn görmem nazar lazım. Nazar değer tutu. Kol sallanıyor mu? Niye sallanmıyor İskender lan bu? İskender büyük ama yorgun. İskender'i kaçıncı bölümde öldürüyordu acaba ya? Ya da öldürüyor muydu İskender'i? İskender kendisi mi ölüyordu lan Björn? Unuttum la. Neyse arkadaşlar yazmayın ya. Spoiler olmasın. Onu çok acayip ben. Şekilde bir kaza yaptım. Kaza mı yapmaktasın? Ne kadar acayip? Çok acayip. Böylesi hiç görünmemiştim. Nasıl bir kaza yaptın oğlum? İyi misin Mıktar? Bunu paylaşırım. Björn fark ettin mi bir şey bu bölümde? Ragnar Işık. Ne alakası oğlum? Björn tövbe estağfurullah. Barış abi yani Mıktar öncelerden hep böyle yanımızda olurdu. Şimdi maaşını aldı ya yanımıza bile uğramıyor. Valla işinizi gücünüzü görüyoruz daha ne arkamda konuşuyor. İşimizi gücümüzü görüyorsun da bedava mı görüyorsun birader? O bedava sılar... görüyorum. Kaç para atacağız sana? Çok para atacaksın. Şu işi neyse para mevzusuna girdiysek tarla biçime paralarını da alabiliriz artık diye düşünüyorum. Aa evet. Oğlum onu çifti bitirelim. Benim bakkalın önünde toplanırız çay içeriz. Dönümü 100 bin lira. Biçime derken aman aman. 100 bin lira ama bedavaymış oğlum her sene sen biç. 100 bin lira derken yeni parayla. Oha lan oha. Dönümünü 20 milyondan veririm oğlum. Lan 20 milyon ne daha? Sigara alınıyor. Alınıyor gerçekten. Oğlum 1 milyon lan o zaman bir paket sigara. Sen ne anlatıyorsun? İşte o yüzden alınıyor dedim ya. Ya. Alışacak arkadaşlar Björn yeni yıl şeye. Yo ben 2000 alacağım ama. Hemen 2022 yılına gelebilir miyiz? Björn alışana kadar arkadaşlar biz büyük ihtimalle 2010'lara falan geliriz 2011'lere. Björn alışana kadar Björn 2022'ye kadar oyundan def eder. Kovun beni. Kovalım mı? Arkadaşlar. 2004 yılında geri geleyim ben. Bir önceki bölümde tekrardan gameplay'i de sormuştuk biz bunu ama. Şimdi tekrardan sormak istiyorum. Biz Barış ama biliyorsunuz ki hep Karahanlı diyoruz. Karahanlı en büyük baron arkadaşlar Kurtlar Vadisi'nde. Sayın yani baron. Ben diyorum ki Barış ama Karahanlı'nın nickini kullan diyoruz. Kullanmıyor. Kullan diye Barış ağam Karahanlı kullan deyin arkadaşlar. Rica ediyorum da kullansın kullanmayayım. Ya. Kullanmayayım. Kullanmayacağım. Kullansın arkadaşlar. Kullanmayacağım. Kullan. Arada sadakatimizi takdir eden. Hayır. Peki, olamaz. Sayın Karahanlı izleyicinin abonelik ve beğenilerini takdir ediyor musun? Hiç takdir etmiyorum. Valla. Hepsini... Sadakatleri sıkıntı. Aha R çalışmıyor. Bir öncüm gelir misin? Onu da bana bir R'ler çalışıyor. Misin ya hayatım? Diyorum, bir R'le. Barış ama bir R'le oğlum. Laflarıma geç. Bir R'le beni. Arkadaşlar bir de bir balımız olmuş. Var ya benim. Oğlum Barış abi bu ne böyle ya. Bizim hepimizin şuradaki parası büyük ihtimalle. Olmuyor 300-400 bin liraya kadar çıkar arkadaşlar. Bende rol yok ya şu an. Nasıl olmuyor? Sen Barış Ağam'ın çiftliğine geç. Ben rol veriyorum sana buradan hemen oğlum. Geç oğlum. Bizde R'ler çalışmıyor. Yapacak bir şey yok o konuda. Björn nerede? ATM'ci. Çiftlik yönetimine erişti. Barış Ağam. Ana ben neyi ne yaptım la? Tamam. Oo, kötü şeyler yapmadım. Yaptım oğlum ben senin yönetici. Olmadı. Vallahi yaptım. Bir şey deneyeceğim. Bir arabaya bin in yap. Ondan sonra yap. Gel benim şeyle mi? Traktöre mi? Oldu mu lan? Yine yok. Mi olmaz oğlum? Allah Allah ne alakası var birader? Barış'ın çiftliğinde geç Barış'ın çiftliğine. Tamam dur orada yetki verdim sana. Pazarlamadasın şu an. Bak bakayım git şimdi. Yok. Allah Allah yok. Sen Mıktar Barış çiftliğine geçer misin? Neyse hallederiz ya. Mıktar Barış çiftliğine geç. La geç Mıktar Barış'a. Ya geçemiyorum ki traktörüne binmiş herhalde. Oğlum arabam da var benim burada. Oğlum traktör şeyden geçsene araba. Çiftliğine girsene. Sen pazarlama çiftliğindesin şu an. Arabam da ça. Tamam dur mouse gitti bekle. Hemen çiftlik yönetimine terfi ettir. Arabaya in bin yap traktöre ya da ondan sonra R'ye yap. Lan benim remorkum burada ne işi var? Çalmışlar ha. Björn bıraktı ya. Ne demek ne işi var? Ya yolun ortasına bırakıyor bu çocuk hep ya. Lan yanındayım bari arkamdan konuş. La oğlum çete bir ne şey söylüyordum sevgili abi. YouTube'a bir şey anlatıyordum unutturdunuz bana ya. Ne anlatıyordum la ben? Beyin abone tarzı bir şey. Abi olmuyor ben. Yok la
alakası gibi. Barış abi onu bir tur uyuyalım ondan sonra deneyelim ya da oyundan çık gir yapar deneriz ya. Yapacak dur, bir şey yok. Şimdi yapacak bir şey yok oyundan sonra. Şimdilik dursun. Çipleri bitirelim de arkadaşlar ondan sonra keyfimize bakarız. Hızlanıyorum biraz, çaktırmayın arkadaşlar. Yoksa tarla küçük ama bitmeyecek. Daha benim bir tarlam daha var şu tarafta. Orayı da yarın sabah biçeriz arkadaşlar. İneklere bakarız. Biçeriz? Şey süreriz pardon. Motoru ben tarlaya bırakacağım beyler. Tarlaya stop edip gideceğim. Mazot yakmayacağım eve kadar. Sabah zaten neyle geleceksin tarladan? Yürüyerek mi gelirim? Yürüyerek gelirim ben, ne olmuş ki? Yani. Ya da Björn'ün motora biner giderim. Björn bir daha gelmezse bu tarafa. Ben almam mesela seni. Ben de almam mesela. Niye almıyorsunuz lan? Bana ne? Sen kar edeceksin diye biz şey mi yaptık? Arkadaşlar ha, bir şey soracağım. Hadi. Önümüzdeki yıl ben bunun arkadaşlar ne olan 8066 olarak karaburun olarak mı alayım? Yoksa 1-2 yıl bekleyeyim başka bir traktör mü alayım? Haydi bakayım bunu yorumlara yazın. Çünkü kaza yaptık, traktörümün bir düzeni yok arkadaşlar. Ya ben beklerim, sıkıntı yok. 2002, 2003, 2004, 2005'e kadar. Zaten artık bu sezondan sonra hızlı ilerleyeceğiz arkadaşlar. Oyun daha da hızlanacak. Yani ilk bölüm, ilk sezonu en yavaş sezon oluyor arkadaşlar. Yani hem tanıtım amaçlıydı. Aynen. Bunun çift çekerini mi alayım kara kafa olarak arkadaşlar? Ya da Fiat'ın kara kafa çift çekerini mi alayım? Neonland'ın kara kafa çift çekerini mi alayım? Yoksa birkaç yıl bekleyip yeni model traktörler çıkacakmış arkadaşlar. Öyle dedi Mıktarımız galericiyle sohbet ederken. Biz piyasayı takip ediyoruz. Sen rahat ol. Yoksa onlardan mı alalım sevgili YouTube? Bunu yazarsanız çok mutlu olurum. Ama tutup da abi 54C'yi al, abi 240'lık al, şunu bunu yazmayın lütfen, rica ediyorum arkadaşlar. Hani gerçek düşüncelerinizi merak ediyorum. Aynısının çift çekerine mi geçelim? Yani yeni modeline. Şimdi, efendim oğlum? Şimdi şey diyeceğim. Söyle eğer oğlum. Bize TD110 Massey Ferguson 54, 55 vesaire yazmayın. Onu diyecektim. Öyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Onlar daha çıkmadı. 2000 yılında çıkmadı. Onlar 2002-2003'ten çıkıyor. Çıkın gel. 54 serisi kaç yılında çıkıyor hiçbir fikrim yok da. Onlar yeni arkadaşlar da. Hani yaygın onlara değil. Onlara kadar gideceğiz zaten. Onlara kadar da gideceğiz arkadaşlar. Ve gameplay'deki gibi gideceğiz. 2023 model traktörlere kadar da gideceğiz. Hatta seri devam ederse 2004 yılına kadar da gideriz. Öyle değil mi hala? 2004 mü? Oo. 2024 pardon. Ama 2024. Hızlı gideriz bak, öyle yapma. 2004'te. Peki 2050'ye kadar gidersek ne olacak? Oha lan oha. 2050'ye kadar. Ne yapalım, gelecekten kafamızdan yeni traktörler mi tasarlayalım? Uçan traktörler. Neyin peşindesin? Tabii. Bu arada arkadaşlar yakında çok güzel haberlerle karşınıza çıkabiliriz. Öyle de bir ihtimalimiz var. Ne oldu? Sürpriz olsun şu anda. Olmaya da bilir, ola da bilir ama. Uğraştırayım mı seni? Uğraştırma, seni bir döverim. Uğraştırma. Yorgunum, hastayım. Vallahi ben de seni uğraştırırım. Bursa'ya gelirim. Okay. Sen video çekmeye gitmeyeceksin mi buradan? Senin videolarına gelmem mi ben? Gelirsin. Arkadaşlar ATM'yi gördünüz. ATM'ci bir spamlarını atmayı bıraktınız ama sizlerden ricam yapıştırın abi yorumlara. Tarla, gerek var. Gereksiz. Hayatımda sürdüğüm en şekilsiz tarla oldu burası. O kadar çirkin çift sürdüm. O kadar abi, çirkin hiç, çift sürdüm ki. Bitmiyor ya. Vallahi ben 20 ile sürüyorum yine bitmiyor bir yorum. 20 ile mi? Ha. Ben bu dur. Baktım tarla bitmiyor 20 ile sürüyor ama. Arkadaşlar hadi biz çaktırmayın. Ben 20 deyince laf yapana bak. Yo, sen yapıyorsun diye yaptım. Yoksa yapmam yani. Ben 15 ile gidiyorum şu an. Yemin ederim. 15'te mi gidiyorsun? He. Çekmiyor diye ama. Barış abi bitti mi işin gücün? Yo, tarla sürüyorum. Tarla sürüyorsan Ağustos 2'ye geçelim artık. Uyuyalım. Gece ben de sürüyorum. Gece olsun kendi kendine geçsin ya. Ne oldu? Gece olsun kendi kendine geçsin. Gece mi sürüyorsun? Ya oğlum kendi kendine geçtiği zaman benden 900 milyar para kesiyor ya. Bana ne? Olmaz o. O zaman 12 Barış olmadan uyuyoruz ya. Barış abi senden kesiyor mu? Fark etmiyor Barış abi. Her türlü benden 900 milyar para kesecek. O zaman fark eder mi? Geçeyim. Benim 106 bin TL'm var arkadaşlar. Orayı tekrardan 106 bin lira yapacağız. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Daha bir örneğe vereceğiz para. Evet. Oho, naneyi yedik, yeminle naneyi yedik. Onları şeye, kıraathaneye gidip orada konuşarak. Diyorum ya, çift bittikten sonra bence sezonu kapatalım. Ekimleri ekelim. Ondan sonra herkese vereceğini versin. Çünkü şu an benim dilim sıkışık. Az önce bahsettiğimiz gibi ben bakkaldan paramı alamadım. Ondan sonra hasatları da satmadık istemem. Daha. Hasatı da satmadık oğlum daha. Barış abi sattı bir tek. Allah. Şöyle gel. Uyuyor muyuz beyler? Zaten benim bir şeyim yoktu ki çıkmadı da oldu. Uyuyor muyuz? Güzel oldu. Fark etmez. Hadi uyuyalım arkadaşlar. Ağustos 2'ye geçelim. Akşam oldu çünkü. Ağustos 2'de de çift işlemlerimizi bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra Eylül ayında başlarız bir sonraki bölüm Allah izin verirse. Devam. Tamam. İnşallah. Benim param... Traktör almış başına gitmiş be. Arkadaşlar 7950 yapsam para kaç param oluyor? 110 bin oldu. Para sil. 200. Kaç 107 oldu. Para sil. 100. Kaç param oldu? 106 bin. Tamam. Let's go.
Ben paramı ayarladım geri beyler ha. Ayarlamadın etmedin falan demeyin Allah için. Hırsız Ragnar. Hırsız Ragnar mı? Evet. Arkadaşlar bak bir önceki bölümde sordum kimse cevap vermedi. Niye bütün çiftliklerin parasını benden kesiyor? Herkesten kessin abi. Eklemeyeyim geri paramı. Gireyim abi borca. Biz önemli ne? Değil. Bizde ne? Bir tek benden kesiyor ya arkadaşlar. Bizi ne kadar ilgilendirir? La oğlum ne demek ne kadar ilgilendirir ya? Bizde ne oğlum senden kesiyormuş. Bize bir dokunan. Şu yanımızdaki tarla kimin la? La bir bizim seninle yan yana tarlamız yok muydu oğlum? Var. Sen orayı mı sürüyorsun şu an? Hayır. Nereyi sürüyor? Benim yonca tarlam vardı seninle yan yana. Seninki buğday tarlasıydı. Ben yoncayı sürdüm. Sürdün mü orası bitti mi? Hayır onu önceden sürdüydüm. Ha. Arkadaşlar buraya... Oğlum yonca tarlanı niye sürdün ki? Siz sürüyorsunuz diye. Oğlum sen manyak mısın bir daha madem yonca yapacaksın daha iyi verirdi ya. Yok böyle daha iyi böyle daha iyi. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Bunu tam ekememiştim ben. Tabi tabi. Şeyden getir. Avrupa'dan yeni tohum gelmiş. Pahalı ama onlardan ek oğlum. Onlar daha akıllı iyi. Akıllı tohum diyorlar o mu? Ne tohum? Akıllı. Yok lan onlar çıkmadı da. Çıktıysa da bilmiyorum arkadaşlar. Biz hani o kadar teknolojik çiftçi değildik o zamanlar ama Avrupa tohum falan muhabbetleri vardı diye hatırlıyorum. Barış abi yanlış mı hatırlıyorum lan? Bilemiyorum ki. yanlış da hatırlıyor olabiliriz arkadaşlar. Gelmişiz 30 yaşına. Ah ulan. Biz normalde ekerdik. Ektiğimizde tohum yapardık. Buraya kadar izleyen abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, bacılarımız okulların açılmasından dolayı arkadaşlar kanalların yani bütün YouTube platformunda komple etkileşimler bayağı bir düşüşte normal olarak. Toparlanabilmemiz için arkadaşlar herkesin nokta dahi olsa bol bol yorum ve beğeni atmanızı önemli rica ediyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Camiden anons geldi lan. Ne lan? Senin bu duyurum. Camiden anons ne oğlum ya? Köy yerinde anonsla camiden olur lan. Tarla tekstürüsü gözüme beyaz durdu. Biz eski tekstüre geri yapalım arkadaşlar. Bence de. Kireç bir yeri sürmüştü. Vallahi ben tekstüresi kullanıyorum. Kireç atılmış gibi duruyor arkadaşlar bu. Hiç de beğenmedim. Ben eskisini daha çok yapayım. Şey gibi duruyor bence. Böyle çorak bir toprak olur da bu kurumuş olur ya. Verimsiz toprak gibi duruyor değil mi? Aynen verimsiz ölmüş toprak. Oldu. Beyler işi biten bana yardıma gelsin. Ben daha bir tarlayı bitiremedim ya. Ben de bitiremedim. Barış abi sen... Barış abi tarlası daha büyük. Vallahi mi lan? Ben şu an mısır tarlasındayım. Daha. Nasıl daha büyük? Mısır tarlası küçük diyor oğlum onun hani. Buğday tarlasından bahsediyorum. Daha buğdaya geçmedim ben. Sıkıntı yok. Süreceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Yani... Ya, Mecburen. Ama ben iş... on numara keyif alıyorum ben sürüyorum. Ya ben yine de keyif alıyorum ama onda bir şey yok da. Mis. En azından diğer tarlaya bir gideydin. Bu tarlayı bitirip daha çok keyif alacağım. Hiç bakkala da gidelim. Falları sarıyor. Cep telefonu aldın Muhtar. Cep telefonumu aldım. Param yok diyorsun cep telefonu aldım. Nasıl olacak bu iş? Ya 51.10 aldım bir tane. Çok para verdim. Kaç tane inek sattın oğlum onu? Ya sen ne yapacaksın? İneğin birini gelip alacaklar bu akşam. Ya bakkala ulan gelen... Yine bir araba şey... Abi bakkaldan malzeme çalınıyor. Alan gidiyor ya, yazmayı unutuyor. 2023'lere, 2030'lara da böyle oluyor. Ben şey alacağım ya. iPhone 14 Pro Max aşağıdan ha? Yukarıdan öyle bir ha? Şey alacağım. He mi? Gelecekten ha? Geliyorum ben. Siz bilmiyorsunuz mu onu? Ulan, sen Simpsons'lar mısın lan? iPhone 14 Pro Max Simpsons. Pro muydu bir o akşamki yayındaki? iPhone 15 mi dedi? Ne dediydi o? Bilmiyorum ben konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Niye lan? Canım öylesin çünkü... Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim Barış abi. Roleplay ile alakasız. Geçen evet. Gün şöyle bir anlatayım. Şöyle başlayayım daha doğrusu. Adam arkadaşlar asgari ücretle çalışıyor tamam mı? Veya asgari ücretten daha az bir geliri var. Abi gösteriş evet. Merakı olup kredi çekip 50 bin liraya iPhone alıyor. Canını yediğim bak, video. Keşke adam bekleseydi iPhone 15 alsın. Bahsettiğim bir adam. Ondan sonra geçen gün ben işte merkezde dolaşırken bu adam beni görüyor. Bakın arkadaşlar. Adam 50 küsür milyara iPhone alıyor tamam mı? Hı. Ama cebinde 5 kuruş para yok Björn. Bir bardak çay içecek parası yok. Zaten bu değil mi? Hep gösteriş. Ve bana diyor ki Björn bana dedi ki ya işte bir 100 lira var mı ya şurada bir iki çay içeceğiz arkadaşlar. Bana ne oğlum evet. Dedim ya. Vermiyor. Vermiyor mu abi? Lan ben cebimde 50 milyarlık telefon taşıyacağım. Ama bir bardak arkadaşıma çay ısmarlayacak param olmayacak. Barış abi. Çok saçma değil mi ya? La senin cürümün ne oğlum? Deyip isyan ediyorlar. Aynı abi. Örneği. İsyan etmekleri yok onların. Aynen bir de isyan ediyor para yok işte şu. Arkadaşlar bakın benim elimdeki telefonum şu anda telefonumu bir elimden tutuyorum. Kameram açıkmış gibi geldi bir an. Öyle hissettim niyeyse. Elimdeki telefon 2017 model arkadaşlar. 2017 model.
Ve ben mecbur kalmadığım sürece bu telefonumu değiştirmeyeceğim. Niye borca gireyim ya? Yani kırılmadığı sürece. Ha, bozulup kırılmadığı sürece. Ha, şimdi bir ya şey... İhtiyacını artık karşılamayacak düzeye gelir, tamam mı? O kadar yavaşsa değiştirirsin de. Değiştirsem yani, bile... Gösteriş içinde gidip bir kredi çekip bir şey değiştirsem bile Barış'a tutup da kredi çekip bir telefon almam ya. Onlar rahat olsun. Bundan sonra kredi vermeyecek. Konum o kadar... Arkadaşlar çok saçma değil mi ya? Adam ayağında 2 milyarlık ayakkabı, üstünde 2 milyarlık tişört, cebinde 50 milyarlık telefon ama cüzdanında 5 TL'si yok. La yerim öyle markayı da, ayakkabıyı şey da, telefonu marka da. Marka olmadan giyinemiyorum diyorlar orada. Ha aynen aynen. Marka olmadan giyinemiyor. Çok saçma arkadaşlar. Hani küçük Barışan kardeşlerimize de sesleniyoruz. Hmm. Sesleniyoruz buradan. Özenmeyin. Özenmeyin arkadaşlar. Elinizde 100 milyarlık telefon olacağını 10 milyarlık telefon olsun ama cebinizde paranız olsun arkadaşlar. Ve ailenizi de bu konuda zor duruma zorlamayın arkadaşlar ailenizi. Çünkü geçim iyice zorlaştı. Onlara destek olun elinizden geldiğince. iPhone 14 Pro. Maddi yönden demiyorum da ihtiyaçlarınızı biraz, yani keyfi ihtiyaçları kısarsa mecbur. Yükseklere kaçmayın arkadaşlar ya. Valla. Bu sohbeti ailenize dinletin. Bizi daha çok izlettirecekler size. Ya abi bak, ben şu an var ya, ben bile istesem iPhone 14 alamam ha. Vallahi alamam. İyi de bak bir şey diyeceğim şimdi. Ne yapacağım abi, aldım. Ne yapacağım? Bununla da alo diyorum, mesajlaşıyorum. TikTok'a giriyorum, Instagram'a giriyorum, YouTube'a giriyorum. Onunla da aynısını yapacağım. Daha şıkışlı kız değilsin, o yüzden bir şey yapamazsın. Ne değişecek arkadaşlar? Ha illaki tabii ki de hani fark var. Bazı özellikleri fark var ama olmasa da oluyor arkadaşlar. İnanın bana olmasa da oluyor. Benim bir de 8 numara var değil mi? Benim bir de bu tarlam var değil mi lan, bir Arman'da öldüm adminillah. Neyse, kamu spotumuz da bittiğine göre ikimizin 51-10'lar. Ailenizde inletin. 51-10'a geri döndük. Ya çok moralim bozuldu ya Barış'ım. Hani o yüzden hem yayında bahsettim hem şey. Elinde ya, biliyorum, iPhone 14 o... Pro Max'ı var. Bak en büyük şeyiymiş, pahalısıymış. Bir yandan da bana telefonunu elinde böyle sağ sol göstererek şey yapıyor. Gövde gösterisi yapıyor. Ya işte keşke durumlar yani bu hale gelmeseydi. Sağdır alışverişimizi yaptık. Yani bilmiyorum. Gösterişten uzak olun abi arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Bir tane yalataydım diyorum. Bir tane ne yapsaydın? Yalataydım. Yok oğlum, değer mi oğlum? Değmez ya. Ama vermedim. Yok ya, ne vereceksin abi? Cebinde gösterişin kredi çeken adama. Aa, yüzüne ya, karşı dedim lan. Elinde 60 milyarlık telefonum var, benden 100 lira istiyorsun oğlum. Bir git oğlum şuradan dedim. Ben o yönün çok iyi işte, açık sözlü. Ben açık sözlüyümdür paşam, beni biliyorsun. Tanıyorsun yani. Tabii ki. Esirgemem lafımı. Ne için sürmüşsün lan bir yer. Ay maşallah. Evet ağlar, ufaktan da videomuza bir veda edelim mi? Arkadaşlar valla. Edelim. Başınızı ağrıttıysam özür dilerim ama. Küçük kardeşlerimize o şekilde seslenmek istedik. Özenmeyin, ailenizi de zorlamayın diye. İyi ki varsınız. Bir mahsurumuz, bir kusurumuz olduysa affedin. Elinize kolunuza sağlık yiğitler. Eyvallah senin de. Evet elimize arkadaşlar. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın. Ama o yağmurdan kaçacak bir şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.